Biraz hukuki boyutunu, meclis kapandı ve bundan sonraki süreci konuşacağız ama öncesinde biz dün neler gördük? Yani oturup konuşup çözme vasfına bu kadar mı sahip değiller? Bu kadar mı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ağırlığını farkında olmayan vekiller mi bizi temsil ediyor hakikaten? O bambaşka bir soru. Çünkü vekil kalitesine ve bizi temsiliyet yetkilerine baktığımız zaman sadece AK Parti grubu için değil, elbette, aynı zamanda bütün gruplar için baktığınız zaman bir liyakat gereği mi bu vekiller bu koltukta oturuyor, yoksa kişisel ilişkileri ve maddi güçleriyle mi o koltukları işgal ediyorlar sorusunu sorduğunuzda maalesef sadece AK Parti veya MHP grubu için değil, aynı zamanda CHP ve diğer gruplarda da gerçekten liyakatin, hak etmişliğin olmadığı vekilleri çokça görüyoruz. Bu genel aslında bir Türkiye problemi. Sadece bir siyasi partiye ait değil ama elbette ki o siyasi partiyle beraber artık öne alınamaz bir noktaya gelmiş bir halde var. O yüzden o soruyu kenara koyayım. Bizi temsil etmekte elbette yeterli değiller. Elbette o vasfı taşımadıklarını biz görüyoruz. Bu boyuta gelmesi çok tehlikeli. Yani artık fiziksel şiddete dönmesi, bir söylemlerinin kalmaması, eylemle kendilerini ifade etmek istemeleri, bu çok tehlikeli. Çünkü kürsü masumiyetine ben ilk defa duyuyorum. Kürsü dokunulmazlığı vardır. Kürsü masumiyeti ben hayatımda ilk defa duydum. Bu kendi kendilerine bir terim ortaya atmışlar. Ne yapıyorlar? Orayı mı şey yapmaya çalışıyorlar, artık farklı yorumlamaya çalışıyorlar ama kürsü dokunulmazlığı vardır. Hukukta da bu böyledir. Hatta ve hatta kürsüyü geçin, bizim avukat kürsümüz bile dokunulmazdır. Yani müvekkilimizin hakkını savunurken bazı ileri söylemleri çok rahat bir şekilde ortaya koyabileceğimiz, dilekçelerde bunları karşı tarafı yaralayacak noktaya varsak bile avukat anlamında, mesleki anlamda suç teşkil etmeyeceğine ilişkin birçok yargı kararı vardır. Şimdi ben avukat olarak müvekkilimi müdafaa anlamında dilimi sertleştirebiliyorsam, mecliste Türkiye'nin kaderini etkileyebilecek bir husus olduğu zaman söylemlerin sertleşmesini çok anormal karşılamamak lazım. Bu arada lazım. Orada bir virgül koyayım. O belki benim bir hatam olabilir. Orada masuniyet ifadesini kullanıyor. O da zaten korunmuş. Herhalde dokunulmazlık anlamına da geliyor ama yine farklı bir terimle ifade edilmiş. Yani mesela yani, MHP zaten gazi meclis ifadesini sık kullanıyor. Mesela böyle kalıpları MHP'nin farklı bir dili jargonunda var. Yani dediğim gibi dolayısıyla oradaki söylemlerin sertleşmesi veyahut da işte o söylemlerin belli bir grup tarafından hakaret olarak adledilmesi, bu konuşmaların ilk defa yaşandığı bir meclis ve kürsü de değil. Hatırlayalım, dönelim geçmişe, çok daha ağır konuşmalar yapıldı, çok daha ağır kavgalar edildi bu kürsüde. Veyahut da kürsüyü geçip televizyonlarda siyasiler kavgalar etti. Çok büyük kavgalar etti, artık bir araya dahi gelmiyorlar ama. Dolayısıyla şunu anlatmaya çalışıyorum. Türk siyaset tarihinde ve kürsüde ilk defa sert bir konuşma yapılmıyor. Ancak bunun yumrukla müdahalesi bu kadar alışık olduğumuz, bu kadar mı normalleştirebileceğimiz bu söylemler kadar asla aynı şey değil. Bir de siz bunu ya onlar da işte terörist dediler, hırsız dediler, katil dediler, tahrik ettiler diye savunmaya başlarsanız şiddeti meşrulaştırmaya başlarsınız. Şiddete bir ama koyarsınız, bir nedensellik bağı koyarsınız. Bu buradan silsile halinde sokağa da girer. O zaman der ki adam kadını öldürdü ama neden? Veyahut da o ona şiddet uyguladı ama neden? Şimdi siz ama neden sorusunu sorduğunuz zaman artık bu şiddeti meşru kılmak bu için çok önce başlamadı mı ama Türkiye'de? Çok önce başladı ama işte bu nobranlaşma, şiddetin artık meclis koridorlarında kan dökecek hale gelmesi, o zaman arka sokaklarda işlenen cinayetler için de bir cesaret zemini oluşturuyor. Kendini şiddetle ifade etmeye gitmesinde bir vatandaşın, bir vekil bunu öfke kontrolünü sağlayamıyorken yapmasında, o zaman ne diyeceksiniz? Biz de bir şiddete çözümü nerede bekliyoruz? Mecliste bekliyoruz diyoruz. Ki şiddete karşı caydırıcı yasalar getirin. İşte kadına karşı şiddete, hayvana karşı şiddete önüne geçin. Şimdi bunlar şiddete kendileri zaten düşmüş vaziyetteler. Bunlar mı Türkiye'de şiddetin önüne geçecek yasaları çıkaracaklar, soru işareti oluşuyor. Dolayısıyla kabul edilemez. Net bir şekilde lanetlenmesi ve karşı çıkılması gerekirken biz bir de sahip çıktıklarını görüyoruz bu şiddet eylemine. Bu da çok tehlikeli. Can Atalay mevzuunda Türk hukuk tarihinde ilk defa Anayasa Mahkemesi hakimleri ve üyeleri terör örgütü üyesi olmakla suçlanmışlardır. Bakın, Türk hukuk tarihinde ilk defa, bunun ötesi yok, bu korkunç bir şey. Bunu da kim yapıyor? Herhangi bir X kişisi yapmıyor. Bunu kahvehanede oturan bir habersiz amca yapmıyor. Yargıtay 3. Ceza Dairesi hakimleri yapıyor. Diyorlar ki kararlarının 16. sayfasında Can Atalay'la ilgili, anayasa hakimlerinin söylemleri terör örgütü söylemleriyle eşdeğerdir diyor. Yani
hakimler Anayasa Mahkemesi üyelerine ve hakimlerine diyor ki örgüt söylemi kullanıyorsunuz ve haklarında suç duyurusunda bulunuyorlar. Evet. Yani bu normalleştirebileceğimiz, iki mahkeme arasında fikir uyuşmazlığı diyebileceğimiz, yüksek yargı arasında tartışıyor diyebileceğimiz bir konu değil. Dediğim gibi çok açık ve net şekilde bazı tırnak içerisinde AK Partili, MHP'li hukukçular buna bir kılıf bulmaya çalışıyor olabilirler. Ancak bizim Türkiye'de çok önemli hukukçularımız var, çok önemli profesörlerimiz, anayasa hukukçularımız var. Bunlardan biri mesela Adem Sözer'dir. Yani bu isimler siyasetten uzak, gerçekten hukuk kişileridir ve görüşlerine biz önem veririz. Hocalarımızdır. Bunların açık söylemleri de var. Hukukçuların bu konuda bir görüş ayrılığı yok. Dediğim gibi tırnak içerisinde sayıları belli bir belki 10'u belki 20'yi geçmeyecek. Partili hukukçular farklı yorum getiriyor olabilir ama hukuk dünyasında bu meseleye farklı yorum getirilmiyor. Peki bu mesele bitti mi meclis içinde? Onu bir merak ediyorum. İzleyiciler de merak ediyordur. Şimdi beklentilerden bir tanesi şuydu. Numan Kurtulmuş gelecek. Diyecek ki Anayasa Mahkemesi'nin karar çerçevesinde kesim hüküm olmadığı için yani yok hükmünde de sayıldığı için AYM'nin kararını bakın bu sayfasını okuyorum. Can Atalay'ın milletvekilinin devamına. Şimdi bir taraftan beklenti bu yöndeydi. Bu mümkün müydü? Bu yol kapandı gibi çünkü artık görüşülmeyecekti. Bundan sonra bu iş burada bitti mi? Bitirmemek lazım. Hukuk devleti olmak istiyorsak, Muz Cumhuriyeti değilsek, burası bir hukuk devleti ise, normlar ve yasalarla biz bağlıysak, uluslararası hukuka bağlıysak bunu burada bitirmememiz lazım. Yani muhalefetin de bunun peşine bırakmaması lazım. Ekranların da, gazetecilerin de, hukukçuların da bunu tartışmakta devam etmemiz lazım. Hatırlatmamız lazım. Anayasa madde 153 açık. Anayasa Mahkemesi kararları gerçek ve tüzel kişiler için bağlayıcıdır. AK Parti'yi ayırmıyor, MHP'yi ayırmıyor, meclisi ayırmıyor. Herkes için bağlayıcıdır diyor. Ve bu bağlayıcı karar resmi gazetede yayınlanıyor. Şimdi sen resmi gazetede yayınlanmış anayasanın amir hükmü, yürürlükte ve uygulamada olan hükmü sana bunu uygula diyorken uygulamıyorsan burada yol tükendi dediğimiz anda bizim ülkeden, cumhuriyetten ve hukuktan vazgeçmemiz gerekiyor. Bu da çift başlılığı getirir. Şimdi diktatör dendiği zaman çok kızıyorlar bu söyleme ama hukuk uygulamadığınız zaman nedir bunun adı? Yani eğer ki herhangi bir hukuki nizam içerisinde yapmıyorsanız siz uygulama ve değerlendirmeleri devlet olarak, hükümet olarak biz sizin yönetim biçiminizi ne olarak adlandırmalıyız o zaman? Dolayısıyla bu hukuka aykırılıktan dönülmeli. O karar o mecliste okutulmalı. Bu yapılmadığı takdirde bizim hukuk sistemimiz kadük kalmıştır. Başka da bir yorum mümkün değil. Atakan Sönmez. Tabii.